başlamak istiyoruz. Ve sevgili Çükran öğretmenimin paylaşımlarıyla köy enstitülerinde güne oynayarak, dans ederek, folklor yaparak, coşkuyla başlandığını biliyoruz ve biz bunu göstermek istedik. Kendisi Şükran Hanım'dan başlayarak tanıtayım. Şükran Akdeniz öğretmen okulu mezunu bir köy enstitüsü kızı. Yıllarca kendisini anlatacak tabii ki ama yıllarca müzik öğretmenliği yaptıktan sonra köyünde kadınları örgütleyerek bir Cumhuriyet Kadınları Korosu kuran, eğer sosyal medyada izliyorsanız ya da bundan sonra belki izlemek istersiniz, çok güzel çalışmalara imza atan bir hanımefendi, bir Atatürk öğretmeni yaptıklarını bütün filmleriyle sizlerle paylaşacak oluyor. Erdal Atıcı beyefendi Ankara'dan kalktı, geldi bizi kırmayarak. Büyük keyifle izliyorum çalışmalarını. Hatta 10 Kasım programında belki Başkent Üniversitesi'nin yaptığı Anıtkabir'den canlı yayında kendisiyle izlemiş olabilirsiniz. Ankara'daki Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nın başkanı, bir tarih öğretmeni, geçmişi yaşamadan geleceğimizi kuramayız diyen çok değerli bir eğitimci. Hoş geldiniz siz de. Tekirdağ'dan, Ankara'dan. Bu tarafa hemen dönüyorum. En sona sizi bırakıyorum. Bir köy enstitüsü kızımız var yine. Nevzat Özbey abime buradan selam gönderiyorum. Şu an Bursa'da ve rahatsız. Ama kendisini sanıyorum hatırlayacaksınız ya da bundan sonraki araştırmalarımızda. Hani okullarda büyük boy Atatürk resimleri yapan ressam kendisi köyü yetiştirdi ve onun 4 güzel çocuğundan biri. Nilüfer öğretmeni 97 yılından beri tanıyorum. Yenilikçi bir öğretmen bütün programlarımızda ve Martı projelerimizde. Bir Martı projesi lideri de oraya selam diyorum. Beylerlik öğretmenimize. Çalışmalarımızın içinde olan Emine kızımız orada resim çeken bu köy enstitüleri kitabında bir bölümün yazarı o yanımızda. Yani bu köy enstitüleri aşıklarını görmekten son derece keyifliyim. Nilüfer öğretmenim de İngilizce öğretmeni olarak çalışmalarına devam ediyor. Bir Ulu Çınar'ımız var yanımızda, sevgili Mehmet Sazak öğretmenim. Göl Köy Enstitüsü mezunu. Kendisi bize köy enstitülerinde eğitimin müfredatın tam bir insan nasıl yetiştirilir onu bizimle paylaşacak. Çalışmalarını akabinde hem resim öğretmeni hem de pedagojik dersler öğretmeni olarak taşımış bir büyüğümüz. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki derslerinde gelip öğrencilerime ışığını saçan, ben ne zaman imdat desem bu olgun yaşına rağmen Tuzla'dan kendi olanaklarıyla kalkıp gelen çok değerli bir ağabeyimiz, büyüğümüz. Allah uzun ömürler versin. Onlar bizim can damarlarımız, kan damarlarımız. Bu kadar eğitimin içinde debelenip ne yapacağız? Her gün bir sistem değiştirip durmak yerine kendi tarihimize odaklansak da UNESCO'nun gelişmekte olan ülkeleri önerdiği müthiş sistemi keşke kendi topraklarımızda arıyor olsak, yaparak, yaşayarak öğrenmenin, sanatın, müziğin, olumlu eleştirinin, kendini geliştirmenin tüm adımlarının aslında bizde olduğunu fark edebilsek ne mutlu. Şimdi dünden beri her panelin farklı bir sistemde idare edildiğini gördüm. Ben çok fazla kesmekten yana 5 dakika diye uyaracağım hocam, sonra 2 dakika diye uyaracağım ve sonra 1 dakika efendim. Böyle bir süreçle gideceğiz. Arada bir bizi sanatından mahrum etmeyecek Şükran öğretmenim şey yapacağız, kulaklarımızın pasına bilmiş olacak efendim. Buyurun. Önce Mehmet Sazak öğretmenime veriyorum sözü. Evet, değerli arkadaşlarım, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Üniversitelerin 1952 çıkışlısıyım. 47'de girdim, ben oldum. Ben size bugün
rahmetli Seyahat Orhan Tütengil açısından, bakış açısından köyen sularını irdeleyeceğim. Tütengil, Kepirdere köyen sularında 1940'lı yıllarda 5 yıl sosyoloji öğretmenliği yapmış. Ve dolayısıyla köyen suları içinde yaşamış, değerli bir bilim adamı. Bildiğiniz gibi 7 Aralık 1979 gününde kapısının önünden silahlı saldırıya uğrayarak şehit edilmiş bir yurtseverimizdir. Tütengil'in köy enstitülerine bakışı sıradan eğitimcilerden farklı. Diyor ki, çevredeki halk diyor köy enstitülerini ve köy enstitü çıkışlarını ağaca öküz çıkmış gibi algıladılar diyor. Yani olağanüstü, farklı bir şey, olmayacak bir şey gibi algıladılar demek istiyor. Ben 1940'lı yıllarda şanslı bir kişi olarak köyümüzde okul vardı. Daha Osmanlı'dan zamanında kurulmuş köyümüzde kasabaya yakın. İstanbul yolunda da yakın. Kastamonu aracı yükselindeyim ben. Bu ağaca çıkmayan adamları da gördüm, ağaca çıkanlarını da gördüm. O anılarımı azıcık anlatmak istiyorum size başlamışlar. 1940 yılında elime bir kalem defter aldım. Köyümüzün okuluna gittim. Bir sıraya oturdum. Arkadaki bir sıraya oturdum. Küçüküyüm böyle. Öğretmen geldi. Yaşlı bir öğretmenimiz vardı. Deftere 29 harfi yazdı. Bunlara bakarak sen de yaz dedi. Ben de yazdım. Biraz sonra yanıma geldi. Yarın dedi kafa kağıdınla gel dedi. Nüfus kağıdına kafa kağıdı diyorlardı o zamanlar. Ben kafa kağıdımı aldım, okula gittim. Şöyle baktı. Sen dedi seneye gel dedi. Ben demin 6 yaşındayım, 40'ta. Ve ben 41'de ilkokula başladım. Evet, kız yok. 5 yıllık öğrenim süresinde 4 tane öğretmen değiştirdim. İkinci Dünya Savaşı yılları olduğu için ki askere giden oluyor, gelen oluyor. Örneğin bir tanesi askere gitti. İkinci sınıfı biz okuduk. 2 sene sonra geldi. Tek. Yani 5 yılı 4 öğretmen. Şimdi bu öğretmenlerin özelliği şu. Hani kavağa çıkmayan öğretmen bunlar. Hiç halkı köylüleri ilgileri yok. Geliyor. Köyde bazıları ev kiralamış, bazıları da yakın köylerden. Köylerde gidip geliyorlardı. Okula gelir, öğrencilerle işte ne yapacaksa yapar. Okuldan çıktığı zaman evine gider. Kimseye nasılsın demez. Ne işin nedir? Sorunun nedir? Veya neyi nasıl yapıyorsun diye herhangi bir ayağı sohbeti dahi etmezler. Ben hep gözlemişim de çocukluğumda. Gider gelirler. Sonraki yıllarda 1944'ten 43'te verdi bazı gençler çıktı öğretmen mezun etti ama bizim o çevrede gördük 49'da mezun oldular. 44'ten sonra gelenler ki bizim köyümüze 47'de geldi ilk üniversite öğretmen. Ben o zaman okulu bitirmiştim. Çevre köylere geldiler. Çevre köylerde okul yoktu o zamanlar. Bizim köye 7 köyün çocuğu gelirdi. Ama o 7 köyden tabi isteyen gelirdi bir bakıma. Yoksa 7 köyün çocuğunu bir dershane almaz. Ama yakın köyde 2 köyden hemen hemen herkes gelirdi bizim köyde. Diğer köylerden 10-15 kişi gelirdi, 5 kişi gelirdi filan her neyse. Şimdi o köylerin pek çoğunu okul yapıldı. 43-44 yıllar arasında. Dolayısıyla köy enstitüsünü bitiren öğretmenin okulu hazırdı, öğretmenliğe başladı. Ve toplumun bakışında bir değişiklik oldu. Örneğin bizim köyde her türlü meyve ağacı yetişir aslında. Ama alışılmış bir takım meyve ağaçları var. Kimi kendiliğinden, kimi dikmişler, işte ne bileyim ceviz vesaire tekli. Hani günün gereklerine uygun yetiştirilmiş meyve ağaçları falan yoktu. Örneğin bizim Kastamonu Amasya elması için birebir. Büryani eri için birebir bir büryani eri en iyi o yeri orada yetişiyor. Ve şimdi pek yetişmiyor gerçi ama uğraşan yok. Köy enstitüler geldikten 1-2 yıl sonra Amasya elmaları köylerde üretilmeye başlandı. Ve benle rahmetli ninemle pazara gittik. 4 tane bir elma fidan aldık. Ben çocuğum
4 tane elma bir de Amasya elması bahçemde diktik. Yani Fenerbahçe'nin ilk şeyi fidancıların bu arada gölde hem yetiştiriyor fidan hem de bahçe kültürleri istasyonu var. Orada onlar yetiştiriyor. Dolayısıyla orada bu ürünlerin pazarlara ulaşımı sağlanıyor ve öğretmenler bunu öncülük ediyorlar. Dolayısıyla ilk şey ağaca çıkan adamın, yani farklı adamın getirdiği hareket meyveciliğin yaygınlaşması şeklinde. Çocukluğumda bunu izledim. Daha ben ilk okul öğrencisiyim. Şimdi Tütengil diyor ki iki çeşit öğretmen vardır diyor. Birisi dershane için yetiştirilen öğretmen, birisi köy için yetiştirilen öğretmen. Tabii köy için yetiştirilen öğretmen dershane için de yetişmiş oluyor yani sana. Şimdi şurada eğitmen kursları, yani köy için öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan eğitmen kursları, köy öğretmen okulları ve köy enstitüleri evrelerini anlamamıza yardımcı olan bu köy enstitüleri ve köy öğretmen okulları yasası var. 5 maddelik yasa. Bu 5 maddelik yasasının 3 maddesi köy öğretmen okullarında ve köy enstitülerinde döner sermaye kurulmasına ilişkin. Döner sermaye bir üretim ünitesidir. Devlet 1937'de köy öğretmen okulu 36'da eğitmen kursları başladı. 37'de, 38'de bir takım okulda örneğin İzmir'de, Eskişehir'de 36'da kuruldu. Kepir'de 37'de kuruldu. Eğitmen kursu Göl'de 38'de kuruldu. Sonra köy öğretmen okuluna dönüştü. Yani onlar üzerine eklendi. Şimdi burada döner sermaye için 20 bin lira para veriyor devlet. Yani sermaye veriyor. Döner sermaye nedir? İşlik kuracak, bahçe oluşturacak, ne bileyim üretim için hayvan besleyecek, inek besleyecek, tavuk besleyecek, arı üretecek vesaire. Bunun için para lazım. Bu ondan elde ettiği geliri gene paraya dönüştürecek döner sermaye. Yani döner sermayenin dönüyor para. Ve dolayısıyla o günün anlayışı, eğitim anlayışı buna çok önemli. Bakın şu 3704 sayılı yasa, köy öğretmen okulları ve köy enstitülerinin işletim kuruluş yasası. Birinci madde öğretmen yetiştirmek üzere şu bu diyor neyse. İkinci madde bakın bu 5 maddenin 3 madde, 5 madde zaten 4. madde yürürlük vesaire maddeleri. Bu 3 madde de şeyden söz ediyor. Döner sermaye, köy öğretmen okulları, öğretmen kursları vesaire 20 milyar döner sermaye verilir diyor. Bu döner sermaye divanı muhasebata bağlıdır diyor. Döner sermaye saymanı vardır. Sayıştay denetler döner sermaye saymanı. Bağımsız bir işletmedir döner sermaye. Yani okul müyesinin işindedir ama bağımsız bir işletmedir. 1980'e diyeyim bu sürdü. 1980 evren düzeninden sonra gerçek köyüncülerin kapatılması çok değişik zamanlarda olmuştur onun üzerinde ama sonra ama şey bu döner sermaye öğretmen okullarında da yaşıyordu. 1980'de döner sermaye kapandı. Dolayısıyla işletme ve üretim şeyi fonksiyonu sona erdi. Klasik zaten liseye dönüştü her neyse. Şimdi birinci şey bu. Yani köy enstitüleri üretim üssüdür. İş içinde iş vasıtasıyla eğitim denilen şeyi benimsemiştir. Döner sermaye olmasa işliği kuramazsın. İşliğe iş araçları alamazsın. Döner sermaye olmasa inek besleyemezsin. Yani klasik bir lisede, klasik bir öğretme konuda döner sermaye yok hiçbirisinde şehirler, kasabalarda. Çünkü onun gelirini, giderini harcamasını gerektiren bir sistemin kurulması lazım. Onun için köy enstitülerinin birinci evresi köy öğretmen okullarıdır. Aslında köy öğretmen okullarının 1937 yılında köy enstitülerinin 37 yılında kurulmuş olması lazım. Kurulmuş dememiz lazım bizim. Köy enstitüleri 1940'da öğretim süresi artmış. 3 yılmış o, 5 yıla çıkmış. Ve 3800 sayılı yasayla biçimlendirilmiş. Öğretim şeyleri de filan fazla bir değişiklik olmamış aslında. Bir yerde işliği var. Eğitmenler zaten bizim okula gittiğimizde birçok yapılara yapmışlardı zaten.
işlikler vardı. Orada demirci işleyen demir araçları, maramuz işi, makineler vesaire. Orada sürekli üretim yapılırdı. Şimdi şeyin Tütengil'in dediği anlamda üreten öğretmen yadırgamış ama sonra benimsenmiş. Ve o öğretmenler köylünün arasında hiç ayrılmazlardı. Sohbetlerde şakalaşma, takılma, tarlaya gitme, hayvan bakma. Zaten o zaman onlara üretim araçları da veriliyor. Şimdi efsaneye göre öğretmen yetiştirme derken efsaneye göre öğretmen yetiştirme derken pardon, köye göre öğretmen ve dershaneye göre öğretmen var. Köye göre öğretmen yetiştirme derken öğretmenlere çok önemli görevler vermiş yasa. Demiş ki yasasının 10. maddesi öğretmenin köyde yapacağı işler var. 50. maddesi köy sağlık işleri var. İle ilgili işler var. Öğretmenin yüklenmiş işler var. Örneğin durgun su kanallarını kapatacaksın. Ahırların gübrelikleri köyün dışında yapacaksın. Sivrisinek yuvası olan yerleri kapatacaksın. Hayvan hastalıkları varsa veterinere bilgi vereceksin. Sağlıksız çocuklar varsa onların doktora gitmesini veya ilgililerin işte bununla ilgilenmesini sağlayacaksın. Köyün uygun bir yerine hamam yaptıracaksın. Uygun bir yerine çamaşırlık yaptıracaksın. Köylerin ortak imece usulüyle belki okulların, yolların, köyün içindeki yolların düzene gelmesini sağlayacaksın. Dolayısıyla 22 maddede öğretmene özel görevler vermiş. Bunları edinebilmek için köy enstitüsüne buna benzer uygulamayı edinmesi lazım. Bu iş içinde, iş içinde yetişmeli ki hayvanla ilgilenmeli, bitkiyle ilgilenmeli, temizlikle ve ne bileyim günlük sorunlarını çözecek şekilde donanım sahibi olmalı ki köye gittiği zaman o hizmeti yapabilsin. Sonra köy enstitüsü öğrencisi öğretim içinde yetiştiği için sorumluluk duygusu da aşırı derecede güçlüydü. Herhangi bir öğrenciye bir görev verirsen başında birinin bulunmasına gerek yok. Denetlemeye gitmeye gerek yok. Örneğin bana bir gün müz dökeceksin dediler. 15'lik 20'lik müz. Müz harmanına gittim kendim. Kalıp azladım. Kendim döktüm. 4 saat içerisinde ne kadar buldum. Hiç kimse yanıma gelmedi. Tek başıma. İlla şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye birisi yok. O müz nasıl döküldüğünü biliyoruz, onu yapmışım. Şimdi değerli arkadaşlarım, zamanımız azaldı, 2 dakikamız kalmış. Ben köy enstitüsünün kapatılması meselesine değineyim, konuşmayı bitireyim. Yani aslında fazla şeye giremedik ama şimdi köy enstitüsünün kapatılması olayı aslında dünyadaki siyasi olaylarla ilgilidir. Hani yeni dünya düzeni kuruluyor diyorlar ya, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir yeni dünya düzeni kuruldu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni dünya düzeni kuruldu. 90'da Sovyetler çöktü, bir yeni dünya düzeni kuruldu. Yani dünya önemliyse dünya düzenini kuruyor. Dünya düzenine göre de yaşam biçim veriyor. Köy enstitüsünün kapatılması 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yeni dünya düzeninin eseridir. Ve yeni dünya düzeninde Türkiye Cumhuriyeti Amerikan hegemonyasına girmişti. Dünya paylaşıldı biliyorsunuz. Masa üzerinde paylaşıldı. Şunlar Sovyet hegemonyasında, şunlar Amerika. Amerikan hegemonyasına biz girer girmez bize dediler ki siz üretmeyeceksiniz, tüketeceksiniz. Doğan Kuban ne diyor? Alıcı mı olacağız, satıcı mı diyor. Alıcı mı olacağız, satıcı mı? Bize alıcı olma görevi verildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ve hani Shakespeare'in dediği gibi olmak veya olmak bütün mesele bu diyor, diyor ya. İşte üretimi olacağız, üretici mi olacağız, tüketici mi olacağız? Bütün mesele bu. Ve bizi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra siz tüketici olacaksınız. Ve Baker planına göre de
fen filanı kapatacaksın. 1947 Baker filanı. O zamanki Molla Başbakan Baker çağırdı Amerika'dan. Ve şeyin Cumhuriyet'in hazırladığı 3. kalkınma planı vardı. Sanayi planı. Şevket Süreyya Erkay'ın başkanlığında o planı attılar bir kenara. Ve tüketim planı verdiler. Karayollar 850 milyon dolar. Bütün hizmetlere 150 milyon, 1 milyar dolar plan yaptılar. 850 milyon doları bakın 1 milyar, 185'i karayollarına düşünün, üretmeyeceksin. Şimdi arkadaşlar, köy enstitülerinin kapatılma evrelerinde şeyler var, yani aşamaları var. Bir defa 1946'da köy enstitüleri fiilen kapatılmıştır aslında. 46'da. Yani fiilen derken işlevlerinin %50'si felç edilmiştir. Adımları var. Tonguç ve Hasan Ali Yücel görevden alınmıştır. Yani bir bakan yapılmadı, biri genel müdürlüğü. Hasip görevi verildi. Eğitmen kursları 48'de, yüksek köyensi 47'de kapatıldı. Yani ne demektir bu? Ben köyensini kapatacağım. Yüksek köyensinin amacı neydi? Köyensinden öğretme yetiştirmek. Ve o kapatıldı. 7'de. Arkasından eğitmen kursları kapatıldı. 48'de. Sağlık ocakları, sağlık kolları kapatıldı. 50'de. Şimdi burada şeyin ha bitti. Bitti de bir şey daha söyleyeyim. Bu toparlayalım. Bir dakika daha alalım. Sonunda söyledi toparlama hakkı olacak. Tamam. Hazır bir toparlama hakkı olalım. Şimdi biz de derler ki şöyle bir şey var. Mesela Sire'nin bilmem ne köy enstitüleri üzerinde yaptığı bir sürü acayip konuşmalar var. Yani bu gizli 1951'de köy enstitüleri gizli oturumu vardı parlamentoda. Onun kitabını baktık yayınladı biliyorsun. Orada çok aşağılayıcı sözler var. Sire'nin 1946'da baş Milli Eğitim Bakanı olan Sire'nin. Şimdi onu okumaya zamanımız yok. Halil Fikret fanatı vesaire onların ideoloğu olur. Yani üretmesin. Hem öğretmen hem demir hem çiftçi olmaz diyor adam. Şey bu. Peki, bir de şu masada uydurdular bakın şey, magazinin. Köy enstitüleri Kinyas Kartal kapattırdı 1954'te diyorlar. O işin magazini. 1954'te Kinyas Kartal köy ağası. Van Ağrı tarafında köy ağası. Demiş ki ya şu kadar öğretmen gönderdiniz köylere, öğretmenler geldiği için artık benim otoritem zayıfladı, herkes bana geliyor, danışıldı, şimdi bir öğretmene gidiyor, benim havalandığım yerdeyse ileride bunlar ayaklarım belki diyor filan. Doğru, doğru da yalnız köy enstitüsünü zaten 1954'te oraya gelen öğretmen gelmiş. Öğretmen okulların tümünü de kapanmamış zaten, köy enstitüsü gene öğretmen yetişiyor ama hani dershane için öğretmen, şeyin dediği gibi köy için öğretmen yetiştirmiş. Bir diyor veya dershane için. Dershane için öğretmen için. Onda filan, şimdi filan yani. Dolayısıyla gene öğretmen gidecek oraya. Yani işin magazin tarafı. Köy enstitüsünü biz kapattık dedirtmemek için Kinyas Kartal 54'te kapattık diyorlar. Yalan. Ya Kinyas Kartal zaten iş bitmiş, çadır dağılmış, ortadan kalkmış. Oraya şey yazdı, adını değiştirdi. Evet sevgili mesela, öğretmenim sözünüzü bağla kesmek istiyorum. Ben sizi dinlemeye biliyorum. Bir buçuk saat dinlerdik öğrencilerini yine doyamazdık. Keskin zeka hala görüyorsunuz bütün sayılar, yıllar. Çok teşekkür ediyorum. Yine teşekkür size döneceğiz değerli öğretmenim. Evet ben ve Sazak öğretmenimin özellikle üstünde durduğum bir konu var. Öğretmenlere verilen sorumluluk. Öğretmeni iyi yetiştirip ondan sonra yetkiyle donatmak ve ona sorumluluk vermek. Şimdi Finlandiya sistemi üzerinde işte bütün konuklarımız Finlandiya'dan dikkat ederseniz PISA sonuçları şu bu diyoruz ama incelediğimizde öğretmeni çok iyi yetiştirip onu yetkilendiren bir sistem. Bütün sınıfta ne yapacaksa müfredatını kendi hazırlayan bir sistem. Ve biz bunu 1940'larda, 30'larda başarmışız. Şimdi başka ülkeleri, yani 6 milyonluk bir ülkeyi eğitim açısından kalkındırmakla 80 milyonluk bir ülkede her bölgeye 4 tane
köy yenisi kurarak 21 sistemle bütün Türkiye'yi kalkındırmaktan söz ediyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi değerli konuğumuz Erdal Atıcı Beyefendi'ye. Ben de buradaki dostları, öğretmen meslektaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar, tabii köy enstitüleri üzerine çok konuşuluyor. Hala birçok teze, araştırma konusuna kaynaklık yapıyor. Biz Ankara'da Çağdaş Eğitim Vakfı, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı olarak çok şaşırtıcı olaylarla karşılaşıyoruz. Örneğin geçen yıl Ankara'da bir Fransız okulu köy enstitülerini kendilerine araştırma konusu alıyor. Bir gün bana telefon ediyorlar okuldan. Diyorlar ki böyle böyle hocam okula gelip bir sunum yapar mısınız? Okula gittiğimde çok şaşırdım. Çünkü epeyce bir çalışılmış üzerinde. Bir buçuk aylık bir çalışmanın sonucunda. Ve arkadaşlar orada ben sunum yaptım. Anında çivriyle çocuklar anlattılar. Çok ilgiyle izlediler. Dedim ki nereden aklınıza geldi? Bizim yanı başımızdaki liselerden böyle bir talep yok. Dediler ki biz Türkiye'ye özgü bir sistem aradık her alanda. Sanayi alanda, sosyal alanda, eğitim alanda köy enstitüleri fikrine ulaştık. Öğrencilerimize ödevler verdik ve bu ödevlerin sonucunda sizi davet ettik. Bu sadece bir örnek. Ondan önce Yunanistan'dan, Hollanda'dan araştırma yapmak üzere. Şimdi bu olay nedir? Çok bu 15 dakika içinde anlatılacak bir olay değil. Ama ben önemli kısımlarını sizin aklınızda kalabileceği şekilde vermeye çalışacağım. Siz detayları her taraftan bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Yani eski gibi. Gösteriyoruz. Evet, bir taraftan da arkamda akmaya başladım. Arkadaşlar şu, bu Türkiye'nin ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıkarılmış ve çok kısa sürede kendini yenileyerek, kendisini geliştirerek ve deneme yanılma yöntemleriyle sürekli mektuplarla, müdürlerle geliştirilen bir sistem. Durağan bir sistem değil. Dikkat edin, adı köy öğretmen okulu değil. Köy enstitüsü. Yani enstitünün ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Araştırma devam ediyor, geliştirme devam ediyor, yenileşme devam ediyor. İsminden başlıyor değişiklik. Durum şu arkadaşlar. Çok kısa. Cumhuriyet kurulmuş 23'te. 100 erkekten 6 tanesi okuma yazma biliyor. 1000 kadından 5 tanesi okuma yazma biliyor. Şimdi siz bu rakamlarla cumhuriyet kuracaksınız, toplumu değiştireceksiniz ve geleceğe taşıyacaksınız. Bunlar mümkün değil. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Savaşı'nda top sesleri Polatlı'ya yaklaşmışken ne yapıyor? Eğitim kongresi topluyor. Ankara'da. Ve demek ki Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren sürekli kafası eğitim üzerine. Ne yapılabilir? Bakın öğretmenim biraz önce şeyi söyledi. Eğitmenler dedi. Nedir biliyor musunuz eğitmenler? Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sistemlerden biri de o. Askerliğini çavuş olarak yapan insanları 6 aylık bir kurstan geçiriyor, okuma yazma öğretecek. Köyde, köylüye önder olabilecek koşullarda yetiştiriyor ve ilk 3 sınıfa, 1. 2. 3. sınıfa okutma görevliydi arkadaşlar. Bu fikir tamamen Atatürk'ten verilmiş bir fikir. Şimdi gelelim arkadaşlar, sürekli eğitimde bir takım değişimler yapıyor Mustafa Kemal. Bakanları değiştiriyor. Örneğin 20 ile 35 arasında 18 tane Milli Eğitim Bakanı değişmiş. Ve sürekli bir arayış içinde. Sonuçta öyle bir sistem kurulmalı ki, çünkü 40 bin köy var, Türkiye köylü toplumu, %80 köylerde yaşıyor, şehirlerde %20 yaşıyor. Ve köylerin 40 bin köyün 35 bininde okul yok, öğretmen yok, hatta yol bile yok. Doğru mu hocam? Tabii yol yok. Böyle bir durumda siz nasıl köyleri ayaklandıracaksınız, canlandıracaksınız, ekonomiyi değiştireceksiniz? Bunu model öğretmenle yapacaksınız. Yani yetiştirdiğiniz öğretmen hem okuma yazma öğretecek,
hem de köylüyü canlandıracak, kalkındıracak demiyorum. Canlandıracak her alanda, düşüncede, sanatta, edebiyatta. O zaman o köye öyle bir öğretmen yetiştireceksiniz ki idealist, oraya gittiği zaman orayı değiştirecek öğretmen. 9 köyden kovulsa bile 10. köye gidip orada yaşamaya, orada ayakta durmaya, orada köylüleri değiştirmeye devam edecek bir sistem. İşte köy enstitülerinin ana fikri bu arkadaşlar. Yani köyü değiştirecek öğretmen tiplemesi. Şimdi sorun ne? Biz eğitim fakültelerinden öğrenciyi yetiştiriyoruz. KPSS sınavına giriyor, atanıyor. 3 gün sonra babasının annesine telefon ediyor. Ne diyor? Beni buradan kurtarın diyor. Çünkü oraya yönelik öğretmen yetiştirmiyor eğitim fakülteleri. Köy enstitüleri işte sistem burada köyde kalabilecek, köyde tutunabilecek ve yaşayabilecek ve değiştirebilecek. Sadece çocuklara saat 3'e kadar eğitim yapıp evine çekilip oturmayacak. Gidecek kahvede, gidecek bahçede köylülerle bu sefer eğitimi sağlayacak. İşte bu öğretmen tipini hazırlamak için, yetiştirmek için köy enstitüleri düşüncesi açıldı. Arkadaşlar, pedagoji tarihinin 3 büyük, hatta bir kişiyi daha sayabiliriz. John Dewey Amerika'da. Önemli bir pedagog. Kerschner Avrupa'da. Pestalozzi Avrupa'da. Asya'da İsmail Hakkı Tonguç. Arkadaşlar. İsviçre pedagoji ansiklopedisine girebilen tek eğitimci. Adını bilen var mı? Türkiye'de? Yok. Kendi değerlerimize uzakız, uzaklaştırıldık. Tonguç'un hayatını okuyun, arkadaşlar hayatımızda değişme olacağını söyleyebilirim. Bakın çok önemli bir iddiada bulunuyorum. Tonguç'un bir eğitim devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç kitabını okuyun. Pardon, alabilir miyim? Hayatımız şimdi değişecek. O kitabın ismi? Bir eğitim devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç. Bu adam arkadaşlar 10 bine yakın köyü yürüyerek, atla, jiple, her koşulda dolaşıyor. Görüyor, sorunu yerinde teşhis ediyor. Bakıyor ki köyler Frigyalılar döneminden kalan bir hayatı yaşıyorlar arkadaşlar. Karasaban, Frigyalılardan itibaren kullanılan bir araç. Anadolu köylüsü onlarla hala tarımı yapmaya çalışıyor. İlkel koşullarda. Tonguç gerçekten bir devrimci, bir eğitim devrimcisi. O hastalığı yerinde teşhis ediyor. Oraya yönelik köy enstitüleri. Ya köy enstitüleri deyince bakan Hasan Ali Yücel ama esas kurucusu, kuramcısı, uygulayıcısı İsmail Hakkı Tonguç arkadaşlar. Bu ismi araştırmanızı öneriyorum size. Hemen geçelim. Çok hızlı hareket ediyorum. Çok güzel. Vallahi o zaman bırakayım ben size olmasaydım. Darıldım, düştüm. Hani burada oturmak çok zor. Keşke yani. O zaman hemen arkadaşlar 17 Nisan 1940'ta kurulduğunu söyledi hocamız. Şunu söyleyeceğim. Peki diyeceksiniz hocam bugünkü okullardan farkın ne? Değil mi? Ben de öğretmenim, sizler de öğretmensiniz. Şu arkadaşlar. Bir, işlerin tamamı imeceyle yapılıyor. Kolektif. En çok neden yakınıyoruz bugün? Hocamın kemanı da gidecek. Bencillikten. Bireysellikten, bencillikten, çocukların çatışmalarında. Orada kol kola giriyor, halay çekiyor sabah. Müzik yapıyor, koro oluşturuyor, iş yapıyor. Beraber omuz omuza. Bir. Anlaşıldı mı? Sınıfta böyle sorarız ya. Bir sınıf hava sorunca. Evet. İkincisi arkadaşlar. Bakın hocam, bir köy enstitüsü kızı. Bizi burada ilk sabah yüzümüzü gülümseten ne oldu Mehmet Hocam? Müzik oldu. Her öğrenci bir müzik aletini çalmak mecburiyetinde. Hocam ne çaldınız? Mandolin çaldım. Mandolin çaldım. Mandolin korosunda ikinci ses elemanı. 3. Demokrasi yaşatılarak öğretilirdi. Eleştiri, öz eleştiri. Arkadaşlar demokrasinin iki koşulu var. 1. Öz eleştiri yapacağız. Kendimizi değiştirmek istiyorsak sürekli öz eleştiri. 2. Eleştiri yapacağız arkadaşlar. Karşımızdakine sürekli alkışlayıp aman iyisin, yaman iyisin, gidiyorsun, uçuyorsun. Böyle değil. Eksilerini de söyleyeceğiz.
artılarla. Artılardan başlarsak daha iyi olur değil mi hocam? Psikolojiden. Önce artılardan. Eksi demiyoruz hocam. Değiştirmeyi açıklamalar. Evet. Tamam. Öyle bir eleştirilere devam edilseydi. Bakın eleştiriye arkadaşlar, öğretmeni bile, şimdi siz öğretmensiniz. Sınıfta şunu yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Demokrat öğretmen o zaman sizsiniz. Çıkıp tahtaya, arkadaşlar bu sene dersleri birlikte gördük. Hadi bakalım, beni eleştirin. Hatta isimsiz birer kağıt dağıtmıştım. Ne kadar geliştirici değil mi? Evet, hem de bana bir öğrencim bana ne dedi biliyor musunuz? Hocam sizi canımdan daha fazla seviyorum. Ama o anahtarınız yok mu? Cebinizden çıkartıyorsunuz, bir sallıyorsunuz, beynimin içine kan sıçrıyor. Ana, okudum hocam sonucu, attım bir daha anahtarı sınıfa getirdim. Beni geliştirdim. Küvenslerinde bu var arkadaşlar. İş içinde, iş aracılığıyla iş için eğitim ilkesini kullandılar. Ne demek bu? İşin içinden, yani bizzat hocam alıyor, yapı ustası mı olacak? Yapı taşları koyduruyor, harcı koyduruyor. Ya da hocam iki dakika. İş plan hocam veriyor, onu yapılıyor. Yani illa harcı koyduruyor derken duvarı şöyle olacaksın dediğim minyatür bir şey değil. İşin gerçek. Arkadaşlar yani. Sandalye mi lazım? Yapıyor, üstüne oturuyor. Bina mı lazım? Yapıyor, içine giriyor. Yani gerçek iş yapıyor. Tembrim eski dilde. İş değil. Ha, yap boz değil. Hadi arkadaşlar Cem Yılmaz ne güzel dalga geçiyor değil mi? Şurada bir kullanılmışı var, şurada bir yapılmışı var. Ev yapalım, kartondan. Çocukların ellerinde görüyorum ben, kartonlarla okula gidiyorum. Bu değil, gerçek iş. Hemen devam edelim. Arkadaşlar, okuma alışkanlığı demiyorum. Bilinci yerleştiriliyordu çocuklar. Alışkanlıklar unutulur. Vazgeçilir alışkanlıklar. Okuma alışkanlığınız varsa sigara alışkanlığı gibi. Sigara alışkanlığı var, ne yaptınız? Sigarayı bıraktınız, geçti. Bu bilinç veriliyor arkadaşlar. Okuma bilinci aşılanıyor. Neden bunu yapıyorlar biliyor musunuz? Hayat boyu üniversite okuma alışkanlığı. Okuma bilinci. Eğer okuma alışkanlığınız varsa, okuma bilinciniz varsa gelirsiniz. Kendinizi sürekli değiştirirsiniz, geliştirirsiniz ve geleceğe taşırsınız. Bilgileriniz sürekli artar. Bakın meslektaşlarımız burada. Kendiyle ilgili bir dergi okuyor musunuz? Bir gazetede köşeler okuyor musunuz? Kitaplar okuyor musunuz? İşte o zaman geliştirirsiniz kendinizi. Bitti. Yeniden üniversiteye gitmenize gerek yok. Okuma bilincini de tamamladık. Fotoğraflarda görüyorsunuz. Artık yapılmışını göreceğiz. Biraz hocamı da üzmek istemiyorum ama ikinci turda ya da sorularda bunu geliştirebiliriz. Bu özellikleriyle arkadaşlar, saydığım özellikleriyle diğer okullardan farklı. O nedenle bunu fark ediyorlar. Mehmet hocam o kadar güzel vurucu bir şey söyledi ki, bu sistem Batı'nın kabul edebileceği bir sistem değil. Bu sistem üretken bir sistem. Bu sistem çocukları kendi ayakları üzerinde durabilen müziğiyle, sanatıyla, davul sesinden başka köyde müzik duymayan çocuk evrensel müziğe, kendi halk türkülerinden, halk müziğinden evrensel müziğe ulaşıyor. Ve bu okullardan çıkan sonuca bakın arkadaşlar, o okullardan onlarca bilim insanı, onlarca sanatçı, profesör, siyasetçi, her alanına, köy enstitüleri hayatın her alanına insan sığıyor. Parlamenterler yetişiyor, gidiyorlar mecliste ülkeyi yönetmeye başlıyorlar. Bugün üzülerek söylüyorum. Bu okul bir köy enstitüleri mezunu. Evet, evet. Ve daha bunun gibi onlarca eseri vardır. Sadece okul değil. Arkadaşlar. Evet, şunu söyleyecektim. Son seçimlerden sonra meclis tablosuna baktım. Acınacak durumdayız öğretmenler olarak. 4 ya da 5 tane onlar da yüksek yöneticilikten gelme. Kara tahtanın başından gelen öğretmen yok artık mecliste. Ama köy enstitülü öğretmenlerden 50 tane sayabilirim size. Kara tahtanın başından hem de ön seçim kazanarak meclise giren. Gerçekten seçilmiş birisi olarak. Gerçekten. Saygılar sunarım. Çok teşekkür ediyoruz Erda Bey. Duyamadım valla. İlk kez dinliyorum. Çok güzel. Vakfın yayınlarını izlemeye ve
Web sayfamızdan bulabilirsiniz vaktimizin adresini, yayınlarımızı. Ve orada. Tonguç, Tonguç'u da okuyalım. Görüyorsunuz bütün özlemini çektiğimiz şeyler köy enstitüleri sisteminde var. İmece en önemlisi. Çok çok özür dilerim. Arkadaşlar ben köy enstitülerine nereden ulaştım biliyor musunuz? Tarih öğretmeniyim. Sınıfa girdim. Öğretmenliğe başladım. Gitmiyor iş. Ben anlatıyorum tahtanın önünde. Benim başladığım yıllar biraz daha sıkıntılar vardı. Ya bu çocuklara nasıl tarih öğretebilirim ben? Daha nasıl eğlenceli, daha nasıl dokunabilirler tarihe? O fikir beni köy enstitülerine ulaştı. O ayrı bir alan. O nedenle burada yani bırakıyorum. Yani 9 köyden kovulsa da 10.'ya gidecek. Bu devam önemli edeceğim. Bir şifre. Ben gidiyorum. Değil mi? Bu çok önemli. Ve bilinç kazanmak. Alışkanlık değil, bilinç kazanmak. Öğretmenler olarak bizlere düşen çok görev var. Hep soruyorlar imece halkaları niye? İşte hep köy enstitüsüne öykünerek imece halkaları adını verdiğimiz sorun çözme odaklı sistemimiz de buradan geliyor. Bunu da bu arada araya sıkıştırmış olduk.